Bugün çok minimalist bir ev gezeceğiz. İki tane konteynerden oluşan bir hafta sonu evi. Totalinde 50 bin lira para harcanmış. Ama konteynerlerin fiyatı buna dahil değil. Ama içindeki bütün beyaz eşya, mobilya hepsi buna dahil. Bakalım hoşumuza gidecek mi? Konteynerin dışına bir de balkon gibi bir yer yapmışlar. Tabii konteynerin içi küçük olduğu için alan eklemeleri gerekiyormuş. Bu alanda da daha sonra PVC ile PVC ile kapatılmış. Önüne de perdeler konulmuş. Şöyle göstereyim size. Işığı bozmazsak eğer. Yani burada yine rüzgar alan bir alandayız. Bir dağdayız yine. Oturamadıkları için büyük ihtimalle kaplama gereği duymuşlar burayı, kapatmışlar. Ondan sonra burada bir oturma alanları var, L köşeleri, masaları. Buradan içeri gidiyoruz. Evin asıl alanı buradan içerisi. Evin kapısı burası. Ondan sonra yine şunlardan bahsedelim. Evin dışıyla tabii buradaki mekanı, o ses çok kötü çıktı mı? Birleştiremedikleri için, yani birleşim detayı kötü olduğu için önüne bir süpürgelik çekmek zorunda kalmışlar. Ama tabii buranın dış zemini de böyle girintili çıkıntılı olduğunda ancak bu kadar kapatabilmişler. Keşke şey yapsalarmış. Şu tarafa dönüp de bakabiliyor muyuz? Şurada da aynı problem. Önce halıyı döşeyip sonra süpürgelik yapılsaydı belki daha temiz bir görünüş olurdu. Bu şimdi böyle dışarıda kalmış biraz. Ondan sonra balkondan içeri girelim. Evet. Bu tatlı minik evimiz burası. İçeride önce yapılanları söyleyeyim size. İç cephede de konteynerleri eğer biliyorsanız iç görünümü de hoş değil onların. Genelde böyle şantiyelerde falan kullanıldığı için içi alçıpan levhalarla güzelce kapatılıp üstüne saten alçı çekilmiş. Tavan da aynı şekilde şeylerle, straforlarla kapatılmış. Ve sonra size şeyi göstereyim. Şimdi iki konteynerden oluşuyor dedim. İlk konteynerin bittiği yer burası. Bu da konteynerin taşıyıcısı. Yani burada kalın bir metal var. Bu metali kapatabilmek için bunu görmüşsünüzdür. Yapı marketlerde ahşap görünümlü bu plastik bir şey herhalde. Ya da köpük de, o sert köpük de olabilir. Bununla kapatmışlar. Çok güzel olmuş ama şuradaki kesilme yerini görüyor musunuz? İçine şey alabilmek için metali. Kesim yerini, yani buradan düzgünce kesip içine almışlar ama şurada daha çok net gözüküyor aşağı tarafta. Bunu keşke arka tarafa doğru verselerdi. Yani içeriden girdiğimde ben bunu görmeseydim. Aynı kesik yanda, tek kesikle sokamamışlar tabii ki. Burayı da kesmişler. Bu kesikler böyle yanda durabilirdi. Karşıdan ve buradan baktığımda görmezdim. Bir de koyu renk bir yapıştırıcıyla yapıştırsaydım hoş olurdu. Burasını oturma alanı olarak ayırmışlar. Tabii burada bir aslında kalorifer şeyleri de oluyor, sistemleri de oluyor çoğu konteynerin ama soba kullanmayı tercih ettikleri için soba çekilmiş, oturma koltukları konulmuş. Tabii konteyner bittikten sonra yeni bir pencere açılmış. Çünkü konteynerin mevcut şeylerini kullanmanız lazım. Yani iki pencere açılıyor, küçükler genelde de. Siz tekrar açarsanız konteynerin şeyini bozarsınız, dengesini. O yüzden konteynerin dengesini bozmadan işte mevcut taşıyıcıları, mevcut pencereleri tutup daha sonraki ekledikleri alana pencereleri açmışlar. Burası da açılan bir alan. Zaten burasıyla şu alan yeni eklenen kısım. Yani yaklaşık bir metreden fazla bir alanı iki konteynerin arasına örmüşler. Eski bir fotoğrafları falan varsa onları size ekleyip göstereceğim. Sonra bu tarafa geçelim. Bu taraf bizim mutfak alanımız. Tabii yine mekan küçük olduğu için açık mutfak tercih edilmiş. Çamaşır makinesini koymak için de yer yok. Çamaşır makinesi de, bulaşık makinesi de burada. Ama bunlar doğru yerleştirilmiş. Nasıl doğru yerleştirilmiş? Şimdi lavabo bir köşeye konulmuş. Burada eğer bulaşık makinesi olsaydı kapağını açtığınızda şöyle bir mesafede bulaşık yerleştirmek zorunda kalırdınız. O yüzden bulaşık makinesi bir tık yana alınmış. Buradan kolaylıkla artık makineye bulaşık yerleştirebiliyorlar. Başka burada bahsetmek istediğim yine her şey küçük seçilmiş sığması için. Sonra bakalım. Gördüğünüz gibi dolap çok az. Yani burada çöp kovaları mı var? Deterjanları falan var. Bu yeterli bir alan değil alt dolap olarak. Üst dolap da çok az. O yüzden böyle çevirme ihtiyacı duymuşlar. Hem de yemek yeme alanıyla mutfak alanını belirgin bir şekilde bölmüşler. Ya yani alan bölmesi çok hoş olmuş kullanış açısından. Buraya da 3 adet geniş dolap sığmış, altı kapaklı. Bir tek
Şu mesafeye bakın, büyük ihtimalle 50 santim şurası. Burası 60 olsaydı, uzasaydı, böyle bar sandalyeleri falan konulsaydı güzel olabilirdi. Burası biraz kısa kalmış. Yani gözü de kısa gözüküyor. Şöyle baktığınızda orantısız bir uzunluk gibi gözüküyor. Bir de buraya böyle şeyler yapılıyor, su taşmasın diye. Buraya yapılmış, arkasına yapılmamış. Buradan taşan, buradan taşmıyor mu bilmiyorum. Ondan sonra bir nefes alayım. Buzdolabı tabii ki burada. Şimdi böyle perdelerle burası kapatılmış. Çok iyi düşünülmüş çünkü burada artık yatak odaları var. Bir tek perdenin boyu biraz uzun olsaydı, bir de biraz daha ağır bir kumaş olsaydı hoş olabilirdi. Yani şöyle yanlara çektiğinizde, şöyle buradan Serkan gözüktü. Böyle kenara çektiğinizde burası gözüküyor. Burası da konteynerin kapıları ve duvarları olduğu için saklamak amaçlı yapmışlar. Yani burada insanlar otururken burada tuvalete giren gözükmesin, odalardan odalara geçen gözükmesin diye, bu da güzel düşünülmüş. Buradan gelelim. Bunlar yine konteynerin kendi kapıları. Burada küçük bir tuvalet var. Bunu da hiç ellememişler. Zaten yer malzemesinden anlarsınız. Hala konteynerin şeyleri, malzemeleri. Ben şöyle çekileyim. Şuranın bir tek lavabosunu değiştirmişler. Küçük bir lavabo konulmuş içeriye. Duşu, tuvaleti. Yani hafta sonu kullanılan bir ev için yeterli seviyede ihtiyaçları karşılıyor. Fazlası yok, eksiği de yok. Burada hemen, burada da bir yatak odası var. Orayı göstermeyeceğim çünkü evdeki çoğu şeyi oraya yığdık size daha düzgün gözüksün diye, ama aynı, burayla aynı konsept. Çok ilginç bir şey göstereceğim burada. Burada prize bir şey olmuş. Erimiş. İçeriye gelince göstereyim size. Bak. Bir hal gelmiş bunun başına. Böyle küçük bir oda. İki kişilik yatak sığmış. İki kapaklı bir dolap sığmış. Yani şey tercih ettiğimiz bir durum değil. İki kişilik yataklarda yatağın tek tarafının duvara bitişik olması çok tercih edilen bir şey değil. Eğer yatak odalarında tasarım önerileri videomu izlediyseniz bu tarafta yatan için bir haksızlık bu. Yani her iki kişi de yatarken yürüyerek yatabilmeli kendi tarafına. Ama burada alan çok dar. Başka çare yok. O yüzden yapabileceğiniz bir şey de yok. Bu da tekrar konteyneri kendi penceresi, değişmiş değil. Ondan sonra komodin sığmadığı için tabii oda yan tarafa konulmuş. Ben çıkayım, Serkan size odayı güzelce dolaştırsın. Evet. Bir de bir şey fark ettim, onu da size söyleyeyim. Şimdi bu evde maksimumda ellerindeki malzemeyi kullanmışlar. Çünkü hani şey, fonksiyon şeyden daha önemli, tasarımdan daha önemli burada. Buradaki pencerenin biri beyaz, biri ahşap rengi. Bunu ellerinde varmış, hemen kullanmışlar. Ahşap rengini hemen monte etmişler buraya. Yukarıdan açılan bir pencere çünkü yana açılması burada çalışırken pek memnun değil. Bu kadar büyük bir kanadı zaten yana açarsanız kullanışsız da olur. Tahminimce zaten bu şöyle açarsam kulbu yukarıda, yan bir pencere kanadıymış. Bunu böyle çevirmişler, yukarıdan açılan hale getirmişler. Ondan sonra buradaki beyazını da yeniden sipariş etmişler. O yüzden boyutları da uymuyor, renkleri de uymuyor, kulpları da uymuyor. Ama buradaki öncelik tabii dediğim gibi uyum, tasarım değil, fonksiyonellik. Yani bu eve girdiğinizde eksik hiçbir ihtiyacınız yok. Her şey tam. Hatta yani bu alan bölme konusunda da bayağı hoşuma gitti. Bu iç mimarlık, mimarlık okurken, ya mimarlık karıştırmayayım, iç mimarlık okurken öğrendiğiniz ilk şey mekanı fonksiyonel bir şekilde bölmek. Kullanırken minimum enerji sarf ederek mekanlar arası dolaşmak. Ondan sonra yemek masamızı da gösterelim. Sonra da dışarıdan genel görüntüleri sizinle paylaşayım. Burada da güzel perforje metalden bir yemek alanımız var. Gayet hoş. Burada ben otururken buradan servis yapan kişi dolaşmak yerine hemen buradan alıp buraya koyabilir. Beğendim. Sizin de evle ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Fakat her zamanki yaptığım uyarıyı yapacağım. Nazikçe yorum yapıyoruz. Herkes kendi zevkine göre evini döşüyor. O yüzden burası hoş olmamış gibi bir şey değil. Fonksiyonellik üzerinden yorum yapalım. Ya burası bu tarafta olsaydı daha mı kullanışlı olurdu gibisinden. Bu arada ayakkabıyla evleri gezdiğimi iddia eden bir kısım var. Ödük değiliz, altı temiz ayakkabılarla geziyoruz evleri. Hani böyle minik minik şeylere takılmayalım. Önce iç mekanı çekiyoruz, sonra dışarıya çıkıyoruz. Editlerken ben önce size dış mekanı gösteriyorum. Teşekkür ediyorum herkese. Ev turu videolarının devamını da istiyorsanız lütfen aşağıya belirtin. Farklı ev turları, yani ne bileyim işte stüdyo ev olur, daha yine geniş villalar olur. Böyle tercihleriniz varsa bana da yazın, ben bulabildiğim evleri sizin için gezmeye çalışayım.
Böyle bir mikrofonu kimse görmemiştir. Yaka mikrofonunu bu. Şuna sardık. Neyse, rüzgardan. Evet. Yanı açarsanız kullanışsız da olur. O yüzden tahminimce... Bir saniye, kameram yamuldu. Nereden sonra yamuldu? Tahminimceden sonra. Bu sefer minimalist bir ev geziyoruz. İki parça konteynerden oluşan bir ev burası. Totalinde 50 bin lira parça hazırlanmış.